Ve Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu hafta sonu çözülecek. 99 puanlı Galatasaray kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u ağırlayacak. Tam 90 dakikanın sonucunda da şampiyon belirlenecek. Spor yorumcuları Nevzat Dizdar'la Yusuf Kenan Çalık'a dönelim. Şimdi bakalım şampiyonluğun favorisi kim? Psikolojik üstünlük hangi takımda olacak? Evet, hoş geldiniz diyorum ana habere öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, Sayın Dizdar, Sayın Çalık, sizinle başlayalım. Nedir şampiyonluğun favorisi sizce? Kim olacak Sayın Dizdar? Şu an Galatasaray'ın ellerinde yani ipler. Sonuçta sarı kırmızılı takım yenilmediği takdirde 24. şampiyonluğuna ulaşacak. Yani Galatasaray kaybetmezse Konya'da şampiyon olacak. Fenerbahçe derbisini kaybetti sarı kırmızılar ama Konyaspor karşısında tekrar böyle bir hataya düşmek istemeyecektir. Galatasaray'ın tarihine baktığımızda çok dramatik sonlarla karşılaşmadığını görüyoruz. Fenerbahçe cephesinde durum biraz daha farklı. Yani son dakikada kaçırılan şampiyonluklar oldu Fenerbahçe'de. Galatasaray böyle bir sonla karşılaşırsa bu Galatasaray üzerinde bir travma yaratacak. Yani beklenenden daha ağır bir tahribata yol açabilir ama sarı kırmızıların maça çok iyi hazırlandığını ve konsantre olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'da Ziyech oyunculardan sadece cezalı. Bir taraftan da tabii Galatasaray'da seçim var. Yarın sarı kırmızılı kulübün başkanı seçilecek. Yani o bir taraftan da konsantrasyon orada tabii. Bakalım takımından ne derece etkilenir ama genel olarak Florya'dan aldığım bilgiler takımın seçim ortamından, atmosferinden etkilenmediği yönünde. Peki Sayın Çalık, sizin de görüşlerinizi alalım. Bu seçim sizce etkileyecek mi? Sonuca yansıyacak mı? Sizin beklentileriniz neler? Ertan Hanım, öncelikle iyi yayınlar. Yani beklenti iki kulüp açısından da şampiyonluk yolunda son final çizgisini önde geçmek. Ancak yani bir tarafta seçim son maç öncesinde yapıyor Galatasaray'da. Bir tarafta 8-9 Haziran'da yapılacak ve ister istemez seçimin yansımaları saha içinde de saha dışında da her iki kulüpte de hissediliyordur. Ama bunun ben son maça yansıyacağı kanısında değilim açıkçası. Çünkü iki takım da artık buraya kadar getirdikten sonra böyle çevresel faktörlerden ne kadar büyük ne kadar önemli olursa olsun çok da etkilenmeyecektir diye düşünüyorum. Tabii seçimin sonucu etkiler mi? Şimdi Dursun Özbek mevcut başkan, geçen sezon şampiyon oldu, başarılıydı. Bu sezonda şampiyonluk yarışında bence de Galatasaray çok ciddi bir avantaja sahip. Sonuçta sadece bir puan alması yeterli ve belki de ikinci şampiyonluğunu alacak üst üste Dursun Özbek. Ve seçimde eğer bir değişiklik söz konusu olursa acaba bunun bir yansıması olur mu diye düşünülebilir. Ama ben yine de seçimde Dursun Bey'in kazanacağını düşünüyorum. Bu tabii şahsi bir görüş. Ondan not düşmüş olayım. Fenerbahçe tarafına bakacak olursak da orada da bir seçim söz konusu aslında, öyle değil mi? Maçtan sonra. Doğru. Asıl orada Yıldırım Ali Koç arasındaki. Evet. Az önce Sezgin abinin röportajını ekrana getirdiniz. Çok da güzel bir röportajdı. Basın toplantıları yapıldı. Hem Aziz Bey hem Ali Bey. Bugün Aziz Bey'in de açıklamaları vardı. Ali Bey dün açıklamalarda bulundu. Sert, hafif hafif daha da sertleşen açıklamalara doğru gidiyoruz iki tarafta. Daha çetin bir seçim süreci olabilir Fenerbahçe açısından. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz ama bu süreç biraz daha lig sonuna yansıyacak. Yani final maçından sonraki bölümde 26 Mayıs'tan sonra 9 Haziran'a kadar daha sert açıklamalar iki taraftan da görebiliriz. Takıma bakacak olursak Fenerbahçe'de cezalılar var. Derbi sonrasında yaşananlarla birlikte İrfan Can, Eribaya, Ceydin Osterwold, Mert Hakan Yandaş cezalı. Artı tabii sakat oyuncuların dönüp dönmeyeceği, son maç için hazır olup olmayacağı şu an kesin değil. O nedenle eksik bir kadroyla çıkacak Fenerbahçe. İstanbulspor her ne kadar düşmüş olsa da son haftalarda aslında sergilediği oyunla o rahatlığı da sahaya yansıtabiliyor. Nasıl olsa kaybedeceği bir şey yok. Şampiyonluk yarışına bakacak olursak da benim görüşüm şu yönde. Evet, sevgili Nevzat'ın söylediği gibi Fenerbahçe bu travmaları çok yaşadı. O nedenle şu anki pozisyonu Fenerbahçe'nin sadece kazanabilecek bir pozisyon. Yani olası bir şampiyonluk Fenerbahçe için şu an beklentinin çok ötesinde bir durum. O yüzden ikinciliği garanti ve durum kazanılırsa, şampiyon olunursa Fenerbahçe için bir kazanç.
hiçbir şekilde şu an kaybeden taraf olmayacak. Çünkü zaten ikinci sırada ve %99 şampiyon olmayacak gibi bakılıyor matematiksel anlamda. Bu bağlamda kaybedecek olan, kaybedeceği şey olan taraf biraz Galatasaray gibi duruyor. Derbi sonrasında moraller yüksek. Benim aldığım bilgiler o yönde. Takımın hatta lider oyuncuları gelecek sezonun planları açısından da şimdiden görüşmelere başlamak istemişler. Sözleşmesi biten oyuncular var, talibi olan oyuncular var. Seçim süreci sadece ligi ve Fenerbahçe camiasının başkanlık açısından değil, kadro açısından da, gelecek açısından da. İsmail Kartal'la devam edilecek mi? Oyunculardan hangileri kalacak? Transfer politikası nasıl işleyecek? Borçlar nasıl temizlenecek? Yani birçok önemli konu var. Bu mücadeleyle birlikte bambaşka bir mücadele, bambaşka bir gündeme daha girecek Fenerbahçe. Onu da söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sayın Dindar, size de sormak isterim. Sizce her iki tarafta da seçimler var. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe tarafında. Bunlar oyuncuların psikolojilerini sizce nasıl etkiler? Sizden de bir yorum alayım o konuda. Şimdi buna tabii ki yapacağım bir yorum var ama ben önce işin haber kısmından başlayayım. Milliyet gazetesinde bugün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le yaptığım bir röportaj var. Ama röportajın dışında tabii ki sohbetlerimiz de var. Bu konuyla alakalı kendisini endişeli gördüm. Yani olası bir Galatasaray'da seçimle beraber yönetim değişikliğinin takıma olumsuz yansıyabileceği kaygısını taşıdığını ifade etti bana. Yani bu özel bilgi, haberi paylaşabilirim. Yani Dursun Özbek seçimi kaybedersek bundan Florya olumsuz etkilenebilir dedi. Bu tabii ki özel sohbetti ama bunu sizinle de paylaşabilirim. Ama kişisel olarak fikrimi soracak olursanız takımın etkilenmesi için bir sebep yok. Sonuçta futbolcular sezon başında kontratı imza atarken belli özel sözleşmeler oluyor. Yani şampiyonluk primleri oluyor. Yani bu maça özel Galatasaray'ın sadece bir puan alması, yani şampiyonluğu ilan etmesi durumunda da futbolcular o konuda herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Erden Timur'un pozisyonu burada çünkü çok tartışılıyordu. Erden Timur'la alakalı da İki hafta önce devam etme ihtimalini %1 diyebilirdim. Ama şu an bu oranı %51'e çıkarıyorum. Yani hem Florya'da yapılan toplantı, hem karşılıklı yine başkanın bana ifade ettiği sözlerden sonra... Peki, seste bir sıkıntı olduğu için bu noktadan sonrasına daha sonra devam ederiz diyeceğim. Spor yorumcuları Nevzat Dindar ve Yusuf Kenan Çolak, çok teşekkür ediyorum bir kez daha katkılarından dolayı.